İyi günler arkadaşlar. Bugün damda bulunan kendi oluşturduğum bitkileri tanıtmaktan daha çok birkaç aydan beri ilgilendiğim organik tarım ve tohumla ilgili konuşmak istiyorum. Bu konuda da bir kitap tanıtımında bulunacağım. Bir kitap benim okuduğum tarımla ilgili olarak ilk kitap olacak. Daha doğrusu organik tarım ve tohumla ilgili. Bu kitabı okumamda basında epey zamandan beri görmemden ve gazete tanıtımlarından okumamdan, makaleler okumamdan, ayrıca yazarı tanıdığımdan dolayı birinci sıraya aldım. Ekolojik tarım denince akla günümüzde genelde gübre kullanılmayan, toprağa doğal yollarla işlenen, zirai ilaç kullanılmayan diye bakılmaktadır. Fakat organik tarım bunun çok daha ötesinde yer alan bir geniş bir alanı kaplayan materyaldır. Özellikle günümüzde. Bir dönem emperyalist devletler sömürge devrine geçerken, yaşarken kendi yarattıkları sanayi ham madde bulmak için uzak doğuya, Afrika'ya, hep batıya gidersek doğuya ulaşırız mantığıyla Hindistan'a, Çin'e kadar uzanıp, Afrika'ya uzanıp, burada ne kadar ham madde varsa kendi ülkelerine getirdiler. Özellikle Amerika gibi ekstra güçle kendi pamuk tarlalarında çalıştıracağı ne kadar eleman varsa hepsini Afrika'dan zorla, kırbaç zoruyla, silah zoruyla öldürerek, hayvan gibi gemilere tıka basa doldurarak ülkelerine götürdüler. Fakat şimdi emperyalist devletler için bir yerde artık silahla ilhak etmek, oranın topraklarını almak, kişilerle uğraşmak epey zor ve masraflı. Adamlar için en masrafsız tarafına kaçmaktadır. Bunun en masrafsız tarafı ne olabilir? Muhakkak ki yediğimiz gıdalar. Kimse, herkes bir elbisesini aldığı zaman, ya bu elbiseyi ben mesela bir ayda eskimiş, neyse görünmez tarafından bir ay daha gireyim, giyeyim dersin. Bir yere bir yama vurayım, bir yere dikiş tutturayım dersin, iki ay daha giyersin. Ama yediğimiz gıdalar, içtiğimiz sular, meyve suları böyle değil. Onları günübirlik olarak, saatlik olarak almak zorundayız. Yoksa yaşamımızı sürdüremeyiz. Eğer kaliteli beslenmeyi yakalayamazsak, kendimizi helak ettiğimiz gibi geleceğimizi de helak ederiz. Bu yüzden Avrupa, Amerika ve buradaki şirketler yine kendilerine ham madde oluşturmak, sermaye oluşturmak için bu sefer çok daha ince bir yola başvurmuşlardı. Bu ince yolu da arkadaşlar tanıtmak için belki biraz başlangıç siyasi oldu ya, ama ben hiçbir zaman, şunu da söyleyeyim, kitap tanıtımı yaparken işin siyasi boyutuna kaçmak istemiyorum. Ama kitap da tanıtılmalı. Bu kitabı bitirince tanıtmaya karar vermiştim ama akşam da epeyden beri YouTube olsun, benzeri kanallarda olsun, organik tarımla ilgili, tohumla ilgili, hayvancılıkla ilgili belgeseller izliyorum. Ve özellikle tohum üzerine oynanan bitkiler şu an ilgimi çekmektedir. Soner Yalçın'ın Saklı Seçilmişler diye son dönemde kitapçı raflarında yer alan güzel bir kitabı var. Eğer Soner Yalçın'ı siyasi bir kimlik olarak görürseniz, ben bunu siyasi yönüyle okuyun demiyorum. Ama gerçekten de YouTube kanallarından veya belgesel yapımcılarından izlediğim şeyler en basit bir şekilde, en geniş ve en ayrıntılı şekilde yazılmış bir kitap. Bunun nedeni ne olabilir? Artık günümüzde dedim ya, sömürge çağı bitti. Yani kaba sömürge çağı bitti. Artık ince sömürge çağı başlıyor. En basit bir şekilde kendi ülkelerindeki insanları, yani şirketler, bu global bazdaki şirketler kendi ülkedeki insanları tepki uyandırmadan birikimlere sağlamak için az gelişmiş olan ülkelerdeki ham madde ve sermayeyi çekmek zorundalar. Bunu da tohumlar sayesinde yapmaktadır.
Mesela yakın zamana kadar, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelişen büyük Yahudi sermayeli şirketler var. Bu Yahudi sermayeli şirketler artık yeni bir çağın başladığını anlayarak tohum üzerinde oynamaya başlamışlardı. Tohum üzerinde de oynarken temel sloganları şu olmuştu: dünyada açlığa çare olacağız diye. Ama tohumun genetiğiyle ne kadar oynarlarsa oynasınlar, ortaya çıkan ürün hiçbir zaman dünyadaki açlığa çare olmamıştır. Özellikle Uzak Doğu'da pirinç tüketilen ülkelerde A vitamin eksikliğinden dolayı görülen rahatsızlıklarda epey insan sakat kalmakta veya ölmektedir. Bunun üzerine tohum şirketleri pirince A vitamini yerleştiriyorlar. Fakat teoride bu A vitamini alması gerekirken hiçbir zaman pirinci kullanan şahıs A vitamini almıyor. Bunun yerine ne alıyor? Uzak Doğu'da en çok tüketilen materyal, bitki, yiyecek pirinç. Pirincin 200'e yakın çeşidi varmış. Hatta daha fazla. Benim aklımda kalmadı. Onu da size söyleyeyim. Bu şirketler buraya ellerini attıklarında 200 çeşit pirinç türünden, çeşidinden kala kala 5 tane mi 6 tane ne kalıyor? Yani diğerleri yok mu oldu? Yok. Diğerleri yok olmadı. Yine aynı şirketler kendi bünyelerinde oluşturdukları tohum bankalarında, iyi korunan tohum bankalarında piyasada ne kadar çeşitli pirinç varsa bunları topluyorlar, kendileri stok ediyorlar. Geride kaldıkları, piyasaya sürdükleri tohumları ekonomik değer kazandırarak pazarlamaya çalışıyorlar. Her koşulda, her bölgede, her santikarede ayrı bir şekilde uyum göstermiş olan pirinçler belirli bir dönem sonra bir tane kalınca artık hastalık taşımaya başlıyor, kitleleri hastalıklaştırıyor. Bu sefer aynı tohumu satan firmalar bu tohumda şu hastalık var diye ilaç pazarlıyorlar. Yani tohumu satan firmayla tohumu pazarlayan firma aynıdır. Bu sefer bitkiye ilaç kullanınca bu kullanılan ilaçlar havaya karışıyor, suya karışıyor. Hava ve suya karışan ilaçlar bu sefer hastalıklar, özellikle kansere neden olmaktadır. Yine aynı şirketin tohum bankı, tohumculuk, gübre sanayi, ilaç sanayi bünyesinde barındıran büyük tröstler, ilaç firmaları da bunların içine dahil olmaktadır. Dahil olunca da bu sefer kansere yönelik ilaçlar vermektedir. Bunun sonucu ne oluyor? Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sosyal sigortalar kurumu çökmektedir. Yani bir tane kanser ilacı ülke üretemiyor. O ülke kanser ilacını yurt dışından getirmek zorunda. Yurt dışından getirilen kanser ilacı da öyle ucuz bir nesne değil. Çok pahalı. Ve çoğu kimse alamamakta, sigortada bunu karşılamakta güçlük çekmekte ve sistem olduğu gibi çökmektedir. Bunun için de uzun zamandan beri ülkelerdeki tohumları toplamaktadırlar. Fakat yani akşam izlediğim bir YouTube kanalında ülkemizde çeşitli yerlerde yapılan tohum şenliklerini izleyince inanın sevindim. Artık millet, aydın kesim, okumuş kesim kendi ülkesinde yetişen tohuma sahip çıkmaktadır. Özellikle Ege'de bir ilçede, ilçenin köyünde yaşlı bir köylü kadını kocasına çeyiz sandığında bulunan tohumlarla birlikte geldiğini ifade etmektedir. Yani çeyiz sandığının içerisinde biber tohumu, domates tohumu, patlıcan tohumu, karpuz tohumu, yediğimiz, içtiğimiz her türlü tohum var. Onlarla birlikte genel olarak gelmiştir. Üniversiteli gençler tohumla ilgili olarak kapı kapı köy köy dolaşarak geride kalan tohumları toplamışlar. Geride kalan tohumlar da çoğu sandıkta unutulmuş, buzdolabında unutulmuş, veya yatağın altında unutulmuş, kalmış. Ama yerli tohumlardı. Bunları tek tek toplayarak üretime geçmişlerdi. Büyük pazarlar oluşturmuşlardı, şenlikler oluşturmuşlardı. Sadece Ege'yle sabit kalmamış, aynı zamanda Trakya'da, iç Anadolu'da ve çeşitli yerlerde tohum şenliklerinde köylüyü, üretici çiftçileri bir araya getirmişlerdi. Buradaki var olan şeylerde
pazarlarda, tohum pazarlarında parayla alışveriş yapılmıyor. Tohum takasında bulunuyor. Yani bir biber tohumu getirdiğin zaman karşılığında domates tohumu alıyorsun. Patlıcan tohumu getirdiğin zaman karşılığında karpuz tohumu alıyorsun. Buna benzer şeyler. Yani Türkiye bu tohum konusunda topun ucundan dönmüş desem yeridir. Devletimizin bu konuda gittikçe bilinçlendiğini, ortada dönen bu yugoyu oyununda farkında olduğunu gördüm. Çünkü eğer devlet bu işe sahip çıkmazsa bireysel olarak yapılacak hiçbir şey yok. Ama o YouTube kanallarında izlediğim kadarıyla devlet, üniversite, kurumlar, kooperatifler artık bilinçlenmişler. Büyük sermayedar şirketleri, komprador şirketleri, yurt dışı kökenli şirketlere artık tohumunu vermiyor. Kendi yerel bazda tohum firmaları tohum bankaları oluşturmakta, depoları oluşturmakta, benzer şeyler yapmaktadır. Bir şey daha söyleyeceğim, ilgimi çekmişti. Eğer roman okuyan arkadaşlar varsa, Kunt Hamsın'ın Açlık diye bir romanı var. Onu öneririm. Bu İrlanda'da bir dönem kıtlık sebebiyle 1,5 milyon insan vefat etmiş, ölmüştü. 2 milyon insan da göç etmişti. Bunun nedeni de patateslerin birden çürümesi. Şimdi patatesin ana vatanı Amerika. Amerika'da bir patatesten 300-400 tane çeşidi bulunmaktadır. İrlanda'ya geldiğinde 3 çeşit patates var. Fakat onlar da birden hastalıktan dolayı yok olunca yeni bir patates türü gelemiyor, geliştirilemiyor. Ondan dolayı millet helak oluyor. Dinlediğiniz için teşekkürler.